bu dersimizde külliyatın muhtelif yerlerinde geçen levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk eğer sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım hadisinin izahını yapacağız. Bu hadis ile kastedilen mana şudur. Cenab-ı Hak şu kainatı gayet güzel bir şekilde yaratıp bir mescidi zikir ve şükür yaptı. İçindeki her bir varlığa zakir ve şakir sıfatını verdi. Mevcudatı birbirine ahbab ve kardeş yaptı. Cansız varlıklar Allah'ın ayetlerini okuyan musahhar bir vazife dar oldu. Her bir varlık Rabbani bir mektup. ilahi isimlerin bir aynası ve ayat-ı tekviniyenin bir sayfası oldu. İnsan zelil ve aciz hayvanlar suretinden çıkıp hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükseldi ve daha bunlar gibi birçok kutsi hakikat şu alemde tecelli etti ve bu alemi güzelleştirdi. Ancak bu manalar küfür gözüyle bakıldığında gizlendi. Çünkü bu hakikatleri ancak bir peygamberin irşadıyla ve talimiyle çıkılabilir. Bir peygamber bu dersi yapmazsa kainat bir matemhane şeklinde görünür. Bütün mevcudat birbirine karşı yabancı ve düşman vaziyeti alır. Dağlar ve yıldızlar gibi cansız varlıklar birer cenaze hükmünde gözükür. Hayvanlar ve insanlar yetimler gibi olup ölümün korkusundan feryat ediyorlar şeklinde gözükür. Kainat bir oyuncak hükmünü alır. Hikmet gizlenir, her şey abesiyete inkilap eder. İnsanlar hayvanlardan daha aşağı, daha zelil ve hakir olur. Şimdi sorumu şu. Kainatı en güzel şekilde yaratan Cenabı Hak, kainatın böyle çirkin bir şekil almasına müsaade eder mi? Elbette etmez. Madem etmez, o halde peygamberler göndermeli ve peygamberlerin lisanıyla kainatın bu güzel şeklini insanlara bildirmeli. Bu olmazsa, şu güzel kainat dehşetengiz bir şekil alır ve bir vahşetgaha döner. O halde diyebiliriz ki eğer peygamberler gönderilmeyecek olsaydı kainat yaratılmazdı. Çünkü kainatın güzelliği ancak peygamberlerin irşadı ile ortaya çıkar. Bu irşat olmazsa kainat çirkinleşir. Allah-u Teala da Çirkin gözüken bir kainatı yaratmaz. O halde şöyle dense: Allah peygamber göndermeyecek olsaydı kainatı yaratmazdı. Bu söz haktır ve hakikattir. Peki peygamberler içinde bu vazifeyi en ekmel şekilde kim yapmış? Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam yapmış. O halde şöyle dense: eğer Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam olmasaydı alem de olmazdı. Bu söz haktır ve hakikattir. Bu sözde peygamberimizin yaptığı vazifeye bir atıf var. Yani eğer bu vazife yapılmayacak olsaydı kainatın bir manası olmayacağından dolayı kainat da yaratılmazdı ve yine bu vazifeyi en layık şekilde yapan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olmasaydı kainat yaratılmazdı. İşte levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk eğer sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım manasındaki hadisi kutsi bu hakikate işaret ediyor. Hadisin manasını biraz daha açsak Şöyle ifade edebiliriz. Ey habibim, eğer sen alemin manasını insanlara ders vermeyip kainatın güzelliğini göstermeyecek olsaydın ben bu alemi yaratmazdım. Çünkü alem o zaman karanlığa düşerdi ve bir vahşetgah olurdu. Alemin güzelliği ancak senin irşadınla vücut buldu. Seni yaratıp bu vazifeyi sana yaptıracağım için alemi yarattım. Seni yaratmayacak olsaydım alemi de yaratmazdım. İşte hadisin manası budur. Maalesef bu manayı anlayamayan bir kısım insanlar bu hadisi inkar etme yoluna gitmiş ve sırat-ı mustakimden ayrılmış. Rabbim ayaklarımızı her vakit sırat-ı mustakimde kaim eylesin. Amen.